Sigarayla devam edelim. Sağlığımızı tehdit eden o unsurlar. Kapalı alanda sigara içme yasağı, içmeyenlere rahat bir nefes aldırdım. Ancak açık alanlarda pasif içiciler için tehlike hala sürüyor. Peki nasıl önlemler alınması lazım? Bunun için neler yapılması lazım? Ayrıntılar haberde. Türkiye'de sigara kaynaklı hastalıklardan yılda 110 bin kişi hayatını kaybediyor. Bunun en büyük mağduruysa pasif içiciler. Bu 110 bin kişinin 17 bini pasif içiciler arasından oluyor. Dolayısıyla kişi sigara içmediği halde sigara içmiş gibi hastalıklara yakalanıp ölme riski var ya da sakat kalma riski var. KOAH olabiliyorlar, kanser olabiliyorlar, beyin kanaması geçirebiliyorlar. Oturduğumuz grupta sigara içen birisi varsa açık havada bile ben masanın öbür başına geçmeyi tercih ediyorum. Ama sigara içenden uzakta durmak zararlarından korunmaya yetmiyor. Pasif içiciler bulundukları kapalı ortamda içilen sigaranın dörtte birini içmiş kabul ediliyor. Herkesin temiz hava soluma hakkına sahip çıkması gerekiyor. Nasıl ki bir restorana gittiğinizde bozuk yemek getirdiklerinde itiraz ediyorsunuz. İhbar hatları var, alo 184 gibi. Buralara ihbarda bulunmamız gerekiyor. Sokakta da sigara içip tüten insan arkasından yürümemeye veya yolumu değiştirmeye dikkat ediyorum. Sağlık Bakanlığı açık alanda sigara izniyle ilgili pasif içicileri koruyacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bakın sigara içilen yerlerde en güzel yerlere, sigara içmeyenler kenarlara köşelere kaçıyor. Bunun için o Sağlık Bakanlığı'nın bu girişimini ben iyi ve başarılı görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu tütün kontrolüyle ilgili şöyle bir cümle kurmuştu 2008 yılında. Tütün, sigara, terör kadar tehlikelidir. Bu bakış açısını korumamız ve terörle mücadele kadar önemli bir süreç olarak algılamamız gerekiyor. Sigaradan kurtulmak isteyenler 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattından faydalanabiliyor.